Ali Karahasanoğlu, Cem Özer, Özgür Tarhan ve Boris Johnson mı? Ali Edizer mi? Gata Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in bir paylaşımı turnusol kağıdı görevi üstlendi. Kim nerede duruyor, söyleminde ne kadar samimi net olarak ortaya çıktı. Ne dedi Doktor Ali Edizer? Mealen aktarayım. Medeni kanunla ikinci evlilik yasaklandığı için erkekler boşanmaya zorlanıyor. Bu da birinci eşin mağduriyetini ortaya çıkardığı gibi boşanılamayan sürede de taraflar kanun önünde gayrimeşru ilişkilere zorlanmış oluyorlar. Kabul etseniz de etmeseniz de bir düşüncedir. Belli şartları ile istisnai olarak dinimizde de izin verilen bir konudur. Evet, akın akın herkesin ikinci evlilik yapması diye bir şey yok. Ama on binde bir kişi, yüz binde bir kişi böyle bir düşüncede ise belli şartlar getirilmiş, kurallara bağlanmış, Tarafların hiçbirisi özellikle de ilk eş mağdur edilmeyecek şekilde kurallar konulmuş. Layıkçı kesim uzun etme, kural mural yok, istisnai mi yok bu işin. 10 binde biri de yok, 100 binde biri de yok, 83 milyonda .000 bir tane bile istemiyoruz deyip bana karşı çıkacaklar. Ben daha fikrimi söylemeden dünkü gazetelerinde, televizyonlarında, sosyal medyadaki paylaşımlarında bunu dillendirmişler zaten. Bu layıkçı kesim bunu söylerken 10 binde bir istisnası da yok yüz binde bir istisnası da yok derken öyle bir toplum oluşturmuş oluyorlardı ki toplumun içinde herkes evlendikleri eşleriyle karı koca hayatı yaşıyorlar. Kimse bir başkasıyla oynaşmaya teşebbüs bile etmiyor olurdu. Ortada bir sorun yok biz de konuyu kaşımayalım derdim ama layıkçı kesimin tamamen kendi dayatmaları ile kabul edilen kanunlar çerçevesinde tamamen layıkçıların baskıları ile kabul edilen ceza kanunları içerisindeki müeyyedilerle tek eşlilik kuralı getirilmiş, sonrasında aykırı hareketler de mali, cezai ve diğer düzenlemelerle engellenmiş olduğu halde, kişiler eşleri dışındaki kadınlarla, erkeklerle karı koca hayatı yaşayabiliyorlarsa, bu önlenememişse, önlenen sadece toplumda zaten var olan ilişkilerin bir kısmının hukuki sistem içine alınması ise, yani hukukun tanıdığı ikinci evlilik yapılması önlendiği halde insanlar peynir ekmek yer gibi kafalarına göre takılıp her gün bir başkasıyla ilişki yaşayabiliyorlarsa, burada layıkçı sistem sorunu çözmüş değil, tam aksine hukuk dışına iterek insanları ahlaksızlığa teşvik etmiş demektir. Bunu bir varsayım olarak söylemiyorum. Dünkü gazetelerden somut örnek vereyim. Mesela Cem Özer isimli Atatürkçü mu Atatürkçü, layık mı layık, kemalist mi kemalist bir şovmen var. Beyefendi kendisi itiraf ediyor. 11 yıl önce Almanya'ya bir turneye gitmiştim. Bir geceliğine bir kadınla birlikte olduk. Cem Özer'in bir geceliğine birlikte olduğu kadın evli. Cem Özer, kendisinin medeni hali hakkında bir bilgi vermiyor. Muhtemelen o da o tarihte evli. Kokuşmuşluğu görüyor musunuz? Bir günlüğüne gittiğiniz yabancı ülkede bir saat önce tanıştığınız birisiyle yatağa giriyorsunuz. Mide bulandıran rezil bir durum. Bir başka somut örnek yine dünkü gazetelerden aktarayım. Ankara'da bir doktor beyefendi adı Özgür Tarhan bir hemşireyle gayri meşru ilişki yaşıyor. Hemşire bu doktorun evinde ölü bulunuyor. Klasik söylemdir. intihar ettiği iddia ediliyor. Doktor yargılanıyor. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkum oluyor. Ancak iyi hal indirimi cezası 3 yıla kadar indiriliyor. Hem gayri meşru bir birliktelik yaşıyorsunuz hem o kızcağızın en masum anlatımı ile ölümüne sebebiyet veriyorsunuz, belki de öldürüyorsunuz. Bu olayın gayri meşru birliktelik kısmı cezalandırılmıyor. Ölüme sebebiyet kısmı cezalandırılıyor. O da indirimlere tabi tutuluyor. Ve bir başka örnek daha. Dedesinin bir Türk olduğu iddia edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok sayıda evlilik dışı ilişki yaşadığı hatta kaç çocuk sahibi olduğunun da bilinmediği yazılıp çiziliyor kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir toplum. Öyle yıllara varan gazete haberlerinden 3 tane tekil olay aktardığımı sanmayın. Sadece dünkü gazetelerde onlarca örnekten sadece 3 tanesini size aktarmış oldum. Şimdi soralım bunlardan Cem Özer, Doktor Özgür Tarhan ve Boris Johnson'ın yaşadığı hayat mı medeniyeti temsil eder yoksa Doktor Ali Edizler'in önerdiği ilk işi mağdur etmeksizin ikinci evliliğe izin veren sistem mi? Samimi ve dürüst olarak söylesin layıkçılar. Kadın düşmanlığı ile suçlama yapmasınlar. Ahlaklı olsunlar. ilkeli olsunlar. Cem Özer'in yaptığının, Özgür Tarhan'ın yaptığının, Boris Johnson'ın yaptığının savunulacak ne yanı var açıklasınlar. Eğer diyorlarsa ki o da yanlış, diğeri de yanlış. Biz de zaten ikinci evlilik farzdır demedik. Cem Özel'lerin bir gecelik ilişki yaşadığı, Özgür Tarhanların evlenmeden bir hemşireyle ev tutup yaşadığı ve o evden o hemşirenin cansız bedenini çıkarttığı, Boris Johnson'ların kaç kişiyle yattığı belli olmayan bir dünyada sadece ve sadece yine rakam vererek söyleyeyim 10 binde bir kişi ikinci evlilik yapmak istiyorsa ona ruhsat verilmesinden ibaret bir teklifin ifade edilmesinin salya sümük suçlamalarla bastırılmamasını söyledik. Ne yazık ki layıkçı medya Doktor Ali Edezer'in medeniyetten uzak birisi olan ilan ederken Cem Özer'leri, Özgür Tarhanları, Boris Johnson'ları ise medeni insanlar olarak tanıtıyorlar. Yanlışlık işte burada.